arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Leyla Kasapoğlu, bildiğiniz gibi. Koronavirüs ve sokağa çıkma yasağından dolayı evde kal muhabbeti falan derken zaten pek fazla bir şey yapamadım 2 haftadır. Çünkü herkes evde, Hamit abi de evde, ekipmanların hepsi onda. O yüzden hiçbir şey yapamadım. Ve şu süreçte gerçekten kendimi çok mutsuz ve eksik hissettim. Telefonumun kamerasından kendime bakıyorum. Bu arada telefonla çekiyorum. Dediğim gibi, çünkü hiçbir ekipman şu an elimde yok. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben de şöyle bir karar aldım. Madem çok fazla bir şey yok elimizde, en azından telefonla bir şeyler çekip kanalı boş bırakmamak adına ve kendimi mutlu etmek adına bir şeyler paylaşayım dedim. Çok mutsuzum şu an. Gerçekten, ama mutlu olma çabaları içerisindeyim şu an. Ama böyle de fena olmadı. Kameradan kendime bakabiliyorum. Fena değil, iyi. Şimdi bu arada hiç uyumadım. Hiç uyumadım. Çünkü uyusam uyanamam. Malum şu olaylardan dolayı bayağı bir düzenimiz, dengemiz şaştı, taştı, dağıldı, bozuldu, bitti, gitti. Ne yapıyoruz? Uyumuyoruz Netflix'te. Şu an kendi kendime gülüyorum. Gerçekten kendimi çok garip hissettim. Yine eskiden çektiğimizden bir tabiler falan yanımdaydı. Onlarla gülüyordum. Ben zaten gülmeden dayanamam. Mümkün değil. Ne diyordum? Yine unuttum. Evet, hiç uyumadım. Uyusaydım uyanamazdım. Akşam saat 4-5-6 olurdu büyük ihtimalle. Bu da benim için çok verimli olmazdı videoda. O yüzden hiç uyumadım. Sabah saat şu an 9.30 gibi. 9.30 civarlarında bir şey. Neyse. Yani günlük hayatımda da ben sabahları kalkar kalkmaz direkt kahvaltı yapamıyorum. Bunu bir önceki videomda da anlatmıştım zaten. Ben de ne yapıyorum? Milkshake hazırlıyorum kendime, ama bu sefer spora da ara verdiğimiz için maalesef. Evde birkaç hareketler yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama benim tepemde birisi durmadığı sürece pek fazla spor yapamıyorum maalesef. O yüzden protein tozumuz falan hiçbir şey olmayacak. Sadece süt, çilek ve muz olacak. Çileğimiz burada. Mis gibi kokuyor. Muzumuz da burada. Yani muz yeterli. Sütü unutmuşum, bir saniye. Setimiz de burada. Ama yine de tabii ki de laktozsuz süt. Gerçekten bu işler ne zor işler arkadaş ya. Yani tek başınayken daha çok zor. Çünkü ne konuşacağını bilmiyorsun. Şu an mesela ben ne konuşacağımı bilmiyorum. Öyle aniden çekeyim dedim. Ha, bu arada sokağa çıkma yasağı gelmeden önce ben geçen hafta değil, bir önceki hafta şey yapmamıştım. Spora gitmiştim. Ay, ne konuşuyorum ben? Şu an gerçekten hiç bilmiyorum. Çok mutsuzum, çok üzgünüm. Yani bir şey bilmiyorum ya. Böyle bir garip duygu değişikliği içerisindeyim şu an. Neyse, ben video çekmiştim aslında. Tabii yine telefonla çekmiştik. 26 Mart'tı galiba. Evet. Hava çok soğuktu. Buz gibiydi. Benim canım kardeşim. Kıyamam. Hatice dertsiz. O gün de yine uyumamıştık. Sabahın köründe benimle birlikte spora gelmişti. Video çektik. Ben beğenmedim. Yani. O yüzden paylaşmak istemedim. Tabii evde kal, sokağa çıkma yasağı falan da yoktu o zaman. Ama bu tehlike tabii ki de yine de vardı. Toplumdan kenarda bir spor videosu çekmiştik. Ama ben onu paylaşmadım. Sonra baktım ki böyle olmayacak. Ne yapayım ne yapayım? Ben dedim evde kendi kendime video çekilmeliyiz. İzleseniz de sağ olun. İzlemeseniz, abone olsanız da sağ olun. Olmasanız da. Beğenseniz de sağ olun. Beğenmeseniz de. Ama beğenirseniz, abone olursanız ve bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü bu videoya, özellikle bu videoya gerçekten çok büyük emek sarf edeceğim. Bütün edit programlarını falan hepsini indirdim telefona ve bunlarla uğraştım bütün gün. Hepsini kendim yapacağım büyük ihtimalle, artık ortaya ne çıkarsa. Bak şimdi Edit abi
Hamit abi yapsaydı bu videonun editini. Şu an ben burada bunu yaparken o müzik falan eklerdi. Ne güzel de olurdu. Gerçekten şu robota bayılıyorum ya. Şöyle. Buna isterseniz şeker de ekleyebilirsiniz. Şekeri az oluyor. Sadece çilek ve muz olduğu için. O yüzden ben bunu bir bardağa falan koymayacağım. Bunu direkt bu şekilde kullanacağım. Şunu takarak. Başlığını takacağım. Bugün artık bu elimde kendi kendimizi konuşarak, video çekerek, arada da bunu içerim artık. Güzel olmuş. O zaman başlayalım. Tam olarak başlamadan önce bugünkü konsepti anlatayım ben size. Ne yapacağız? Kendi kendimize maskeler üreteceğiz. Şu an malum mesele, çıkıp alamayacağımız için. Evde de bittiyse eğer maskelerimiz veya herhangi bir sorun veya hiç evde maske yoksa nelerden maske yaratıp yüzümüze hangi maskeleri uygulayabiliriz? Siyah noktalar için, sivilceler için çözümler üreteceğiz. Evde maskelerimizi kendimiz hazırlayacağız. Kendimiz süreceğiz. Bunların hepsini zaten birazdan göstereceğim size. Lütfen başlamadan önce beğeni butonuna, abone butonuna ve bildirimleri açma butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Özellikle bu video için ekstra görüntülenme ve beğeni ve abone istiyorum. Teşekkürler. Çektiğimi bir görseniz, yemin ediyorum ya, bir görseniz, ayrıca çok uzakta kaldım ama masa görünmüyor yakına getirdiğim zaman. Telefonla çekeyim. Ay ağlayacağım. Gerçekten inanamıyorum yani. Böyle bir ambiyans yaratmaya çalıştım çünkü ilk kez bir videoda ya böyle makyajla veya maskeyle alakalı bir şeyler yapıyorum. Neyse, nasip bugüneymiş. Yine bu Arzum'un muhteşem doğaüstü makinesi burada da bizim işimize yarayacak. Ayrıca gerçekten önemli, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tak tak tak, bitti gitti, demin gördünüz. Şimdi öncelikle şununla başlayacağım. Pürüzsüzleştirici pirinç peeling. Tabii şunu söyleyeyim. Bunların hiçbirini ben almadım, tamam mı? Hepsini Meytap abla verdi bana. Meytap abla deyince de sinirleniyor ama saygı gereği Meytap abla diyoruz. Yoksa gencecik fıstık gibi kız maşallah. Hatice Dertsiz'in ablası. Bunları o bana veriyor. Gidiyor, alıyor, getiriyor, sonra bana veriyor. Anlamadım ben de niye. Çünkü böyle şeyleri kullanmakta gerçekten üşeniyorum ben. Böyle belki de bir bakımlı bir şeylere benziyorum ama kendimizce bakımlıyız. Bakım maskeyle veya makyajla yapılacak bir şey değil. O ayrı bir konu zaten ama cildimize özen göstermemiz gerekiyor. Saç maskeleri yapmamız gerekiyor. Tırnak maskeleri yapmamız gerekiyor. Pardon, bakımları yapmamız gerekiyor. Gerekiyor da gerekiyor. Şu anda Cindy koltuğun üstünden bana bakıyor ama çekemiyorum. Hamit abi olsaydı kamerayı o tarafa çevirip çekerdi ama. Neyse, duygusallaşmayacağım. Nutella yok mu evde ya? Olması gerekiyor. Neyse, birazdan yeriz. Dönelim maskelerimize. Bu şöyle göstereyim. Bir gün bir videomda şöyle ürün göstereceğim hiç aklıma gelmezdi. Vallahi ben normalde yerinde sabit durmayan bir insanım. Sürekli hareket falan filan içerisinde olduğum için böyle bir masa başında oturup da bir video çekmek hiç aklıma gelmemişti. Yani gelmezdi de, istemezdim de ama oluyormuş demek ki. Şu anda en azından mutluyum. Bir video çekiyorum çünkü. Neyse, yine kaynattım. Yine eleştiri yiyeceğim, biliyorum. Neyse. Şimdi bu peeling ne yapıyormuş yüzümüze? Pirinç özünden dolayı, yani içeriğinde pirinç olduğu için yüz tonumuzu beyazlatıyor sanırsam. Öyle bir şey oluyor. Peeling yapıyor. İşte cildimizi tahriş etmeden etkili bir şekilde ölü deriden arındırıyormuş. Cildimizi pürüzsüzleştiriyormuş. Tazeleyici bir tazelenmiş bir cilt için cilt yüzeyini arındırıyormuş, canlandırıyormuş. Böyle böyle şeyler. Yüzümüzü ıslatıyoruz. Göz ve dudak çevresinden sakınarak nazikçe masaj yaparak uyguluyoruz. Haftada 4 kere
Yapabiliriz. Bu arada bazı maskeler var. Her gün her gün yaparsak bu bizim cildimize zarar veriyormuş araştırmalarıma göre. Burada notlarım da var. Yazdım hepsini. Ama bazı maskeler de var ki haftada 4 kere veya sabah akşam veya her gün kullanabileceğimiz maskeler var veya haftada bir kere. Şimdi mesela bu haftada 4 kere oluyormuş, tekrar gösteriyorum şöyle. Bir faydası olur belki, o yüzden gösteriyorum. Ayrıca konuşacak bir şey bulamıyorum, biliyor musun? Sıkılmayın diye farklı farklı şeyler gösteriyorum. Ne yapayım? Bu da siyah noktalara karşı üçlü etkili temizleyiciymiş. Hem peeling yapılıyor, hem maske olarak kullanılıyor, hem yüz yıkanmasında kullanılıyor. Doğru biliyorsam. Evet, günlük kullanım için ıslak yüzümüze sabah akşam uyguluyoruz. Ilık suyla da duruluyoruz. Haftalık maske olarak kullanırsak eğer, haftada bir kere yüzümüzü ince tabaka halinde sürüyoruz. 5 dakika bekletiyoruz. Artık ezberledim. Ilığa yakın suyla, yani ne ılık ne sıcak ne soğuk gibi ortasında bir suyla da yüzümüzü yıkıyoruz. Ondan sonracığıma... Günlük peeling olarak da sabah ve akşam dairesel hareketlerle şöyle uyguluyoruz. Buruna, çeneye odaklı masaj yapıyoruz. Siyah notlar daha çok burada çıkıyor herhalde, o yüzden şöyle göstereyim. Biliyorsunuzdur zaten birçoğunuz. Bunu seviyorum. Aloe vera. Şu kelimeleri söylüyor. Ben Azeriyim ya şimdi. Bazen bazı kelimeleri dilim dönmüyor ve benimle dalga geçiyorlar. En çok da Hatice Dertsiz dalga geçiyor. Hatice Dertsiz diyorum. İki tane Hatice var hayatımda çünkü. Biri de diğer Hatice. Hatice diyoruz biz ona kendi aramızda. Azeri, o da benim çocukluk arkadaşım. Onu da öpüyorum burada. Duygu'yu da öpüyorum burada. Nigar'ı da öpüyorum. Tuğçe'yi de öpüyorum. Herkesi öpüyorum yani. Sonra küsüyorlar bizim adımızı niye kullanmadık diye. Şöyle. Bu maske değil. Şöyle mi yapıyorlardı? Işıklamasın diye. Çok sinirlerim bozuluyor. Neyse, enerjisini düşürmek istemiyorum. Nemlendirici yüz temizleyici bu da. Bu da mesela yüzümüz makyajlı değil mi? Bunu elimize döküyoruz. Önce elimizi ıslatıyoruz tabii ki de. Köpüklensin diye. Sonra bundan çok az koyalım ama. Çünkü çok koyduğu zaman aşırı fazla oluyor. Ve yıkadıkça çıkmıyor. Zor oluyor çıkması. O yüzden çok az bir miktarda avuç içimize koyup böyle yapıp sıvı sabun gibi düşünün. Yüzümüzü komple yıkadığımız zaman tek tek gözümüzü ayrı, kirpimizi ayrı temizlememize gerek kalmıyor. Bu kökten çözüm. Tertemiz, mis. Üstüne de sürüyorsun bir tane nemlendiriciyi, yatıyorsun babacığım. Bu ne? Bunu da ağırlığından belli ve doluluğundan belli. Bir kere mi ne kullandım? Bunu da Mehtap abla verdi bana. Şimdi bu videoyu izledikten sonra gebertecek beni. Biliyorum niye kullanmadın diyecek. Bütün gün evde yatıyorsun. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Zaten evde oturuyorsun. O zaman bunları kullan diyecek. Ama ben üşengeç bir insanım. Ben şu koltuğa gömülüyorum. Tamam mı? Netflix'i açıyorum, dizimi izliyorum. Bu arada şu anda Lucifer'ı izliyorum. Bakalım sonunda ne olacak. Üçüncü sezondayım. İki mi diyoruz? Üçlü galiba. Neyse. Bu da Safkit Peeling Jeli. Kırmızı yosun özü içeriyor. Ay, kulağım kaşınıyor. Sol kulağım. Birisi kötülüğüme konuşuyor. Aa, ağzınızdan çıksın, koynunuza gitsin. Bu da o şeyde Müge Anlı'daki kadın gibi şey oldu. Beni kılayan benim gömleğimi giysin. Gerçekten hepimizin psikolojisi alt üst, tamam mı? Yani mahvolmuş bir durumdayız. Yani hani koronadan beter bir durumdayız. Niye bağırarak konuşuyorum onu da bilmiyorum. Çünkü bütün komşularım uyuyor şu an. Malum onların da dengesi şaştı tabii. Evet. Arı kili. Montmorillonic kili. Ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Rasoul kili. Kırmızı yosun özü. Cildin tonunu dengeliyor. Cildi temizliyor. Cildi kusursuzlaştırıyor. Cildeki pürüz veya fazla yağ gideriyor. Tabii bir anda hemen öyle sürdük mü gidermiyor. Devamlı kullanmamız lazım böyle şeyleri. Bu da hiç benlik değil. Ben çünkü üşeniyorum. Kullanım şekli ne? Her sabah ve akşam nemli yüzümüze özellikle alın, burun ve çene bölgelerimize dairesel hareketler yaparak uyguluyoruz ve duruluyoruz. Göz çevremize temasından kaçınıyoruz.
Sadece harici kullanımlar içindir. Karma ve yağlı cilt tipleri için uygundur. Karma ve yağlı cilt tipleri için uygundur arkadaşlar. Herkes de alıp direkt yüzüne sürmesin. Neyse bunlar benim pek ilgim için. Kaktüsün dikeni battı. İki dekor olsun diye koydum şunları şuraya. Görünmüyor zaten, dur. Görmüyor mu adam? Kaktüsler önemli. Bunları Hatice kendi elleriyle dikti buraya. Tabii eline bata bata. Evet, şimdi burada muzumuz var. Balımız var. Çileğimiz var. İki tane de kasemiz var. Çünkü iki tane ayrı maske yapacağız. Bu da bizim karıştırıcımız. Ben ona her şey diyorum. O benim için olağanüstü bir şey yani. Uzaydan gelmiş gibi bir şey. Çok değerli. Burada notlarımı aldım ben. Çünkü her gün oturup maske yapıp... Ya ben makyöz veya youtuber veya bir şeyler değilim arkadaşlar. O yüzden her şeyi ezberimde tutmama gerek yok. Onlar da zaten ezberinde tutmuyor diye düşünüyorum ben. Tutanların da helal olsun. Bu videoda çok boşluklar olacak. Şu an onları düşünüyorum. O yüzden iki cümleyi bir araya getiremiyorum. Ama neyse, başaracağım. Bu videoyu sonuna kadar devam et. Çok pis hırslandım. Uyumadım. Anneciğim gel kızım. Gel kızım. Neyse. Şimdi birinci maskemiz çilek maskesi olacak. Kulağa çok hoş geliyor. Ne için? Siyah noktalar için arkadaşlar. Siyah noktalar için bir kaşık bal, yarım kaşık limon suyu, iki veya üç tane de çilek. Bunları alacağız. Veya sadece çilek olarak da kullanabiliriz. Çileği ezip yüzümüze sürüyoruz. Olay bitti. 2-3 dakika bekledikten sonra da yıkıyoruz. Konuşamıyorum da ben bugün. Haftada bir kere kullanılabiliyormuş. Bunları tekrardan söyleyeceğim zaten. Bu arada çilek, limon suyu ve bir kaşık bal, yarım kaşık limon suyu, 2-3 tane çilek ve bunun üzerine bir kaşık da yoğurt eklersek eğer güneş lekelerine faydası oluyormuş. Yani güneş lekelerini gidermek için kullanılıyormuş. Bunu da bir iki kez yapabiliyormuşuz haftada. Şu anda da güneş lekesiyle... Allah, kapı cırıldadı. Çok korktum. Sinirim. Aa, korku filmi gibi gerilim çekiyorum şu an sanki. Neyse. Haftada bir iki kere kullanabiliyormuşuz yoğurt eklersek eğer. Şu anda da güneş problemimiz olmadığı için bizim pek işimize yaramayacak diye düşünüyorum ben. Evet. İkinci maskemiz de muz, 2 yemek kaşığı bal ve 2 yemek kaşığı yoğurtla püre haline getiriliyor. 10 dakika sonra da 10 dakika bekletiliyor. 10 dakika sonra da yıkıyoruz, kuruluyoruz. Ondan sonra bitiyor. Bu şimdi beni delirtiyor. Limonumuzu da getirdim. Yoğurdumuzu da getirdim. Hepsi olsun. Hepsini bir yapalım bakalım. Evet, neyden başlıyorduk? Çilek maskesinden başlıyorduk. Tekrar söylüyorum, siyah noktalar için. Siyah noktalarınızın yoğun olduğu bölgeleri sürmenizi tavsiye ediyorlar. Ben de ediyorum. Bir kaşık bal, yarım kaşık limon suyu, 2-3 tane de çilek. 2-3 adet. Konuşma özürlüsü Leyla. Balımızı koymuştuk az önce zaten. Yoğurdumuzu koyalım. Yok, yoğurt ikincideydi. Neyse, yani alışacağım yani. Şimdi hiç maske hazırlayıp yapmayan bir insana göre bence gayet de iyi gidiyorum şu an. Limon suyumuzu koydum. Ağzım sulandı. 2-3 adet de çileğimiz. Çileğimizi ben bu şekilde püre haline getireceğim. Yine arzum muhteşem makinası sayesinde. Bu benim için makine veya bir robot değil. Bu benim için daha fazlası. Her gün çok işime yarıyor bu. 2 tane koyalım. Veya 3 tane koyalım. Dur. Elimiz bol alışmış. Ne yapalım? Şunu bir püre haline getirelim. Ezmekle uğraşmayın. Ama evinizde robot yoksa her şey olacak diye bir şey yok. Çatalla da ezebilirsiniz, bıçakla küçük küçük doğrayarak. Çatalla ezerseniz daha kolay ezilir. Ooo, çok iyi ya. Çileklerimiz az olduğu için.
misin ya? Şöyle döküyorum. Dökmeye çalışıyorum. Şiddet de güzel ha. Bazı maskeler var çok pis kokulu. Yani sürdüğün zaman ciddi anlamda soğuyorsun o maskeden. Bir daha da yapasın gelmiyor ama çilek, bal, limon bence güzel bir üçlü. Küçük küçük parçacıklar kalmış bunları bir daha söyleyeyim. Bu arada ben makyajlıyım şu an. Ne yapsaydım? Maske yapıyorum diye çirkin mi çıksaydım karşınıza? Makyajsız mı çıksaydım? Sonra bir sürü linç yeseydim burada. Nine. Ben bunu kabul edemem. Garip sesler geliyor yan taraftan ama ne geliyor bilmiyorum. Bugün beni özellikle korkutmak için mi acaba yapıyorlar? Şöyle karıştırıyoruz. Hazırsak üzerinde süreceğiz. Ne var yani, makyaj yaptıysak bir rimel sürmüşüz yani, ne yapmışız? Tamam. Far da sürmüş olabilirim. Ama bence kız dediğim bakımlı olur. Boş ver burası. Ben kendim de barışık bir insanım tamam ama barışız diye de makyajsız ortalıkta bakımsız bakımsız dolaşacak halimiz yok değil mi ama? Evet. Yüzümüze şöyle alıyoruz. Hıiii bıcık bıcık. Nelerle eğleniyorum şu an ben ya. Gerçekten hayatı sorgulamaya başladım şu kaç günde. Yaklaşık bir aydır zaten. Ay. Yaklaşık bir aydır zaten. Ev hapsindeyiz. Ara sıra bir markete çıkıyorduk. Kafa alıyorduk. Bir kol alıyorduk. Bir şey yapıyorduk. Şimdi o bile yok. Şu anda suratımı pek fazla göremiyorum. Neyi fark etti biliyor musunuz? Evimde küçük bir ayna yokmuş benim. Aslında var. Işığın arka tarafında ayna var ama onu çıkarmayı akıl edemedim şu an. Neyse diğer maskede. Şimdi kızım al kalemi. Annesinin çiçeği bu. Böceği bu. Minnoşu bu. Şimdi benim hayatımda en değerli şeylerden biri. Şöyle süpürüz. Ay ağzım girdi. Alnımızın şu orta bölgesine sürüyoruz bildiğim kadarıyla. Evet. Tam ne verildi? Ay ağzıma girdi. Ekşimsi, şekerimsi, çileğimsi bir tat. Normal içinde onları ödeyeceğim. Hem kokusu güzel, hem tadı. Neyse, ben bunu yerim çünkü biraz daha sürerse. 2-3 dakika. Tamam. Bekliyoruz. Akıyor. Evet. Böyle bir şey olmuş. Ay ne güzel oldu böyle. Bir tarz oldu sanki. Evet. Bu şekilde 2-3 dakika bekledikten sonra yüzümüzü yıkayacağız. Yüzümü ıslak havluyla sildim. Yıkamama gerek kalmadı. O yüzden. Çünkü benim göz makyajım var. Kıpış. Şimdi diğer maskeye geçiyoruz. Bir geçelim bakalım. Bu ne? Bu da kuru ciltler için arkadaşlar. Tamam mı? Şu an yapacağımız olan maske. Muz maskesi adı da. Bir tane muzu
2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı da yoğurtlu püre haline getirip 10 dakika yüzümüzde bekletip 10 dakika sonra yıkayacağız. Hemen başlayalım. Evet. Bunun için de çilek yapmıştık. O yüzden böyle bir şey kalmadığı için. Bu arada muzla çileği de birlikte de yapabilirsiniz. Öyle bir şey de var. Öyle bir maske de var. Ona bal falan karıştırmıyorsunuz. Tercihe göre bal da karıştırabilirsiniz. Güzel maskeler var. Yani Allah gözümüz düştü. Evet, güzel maskeler var aslında. Yani evde pratik yapılabilecek, boş zamanınızı doldurabilecek maskeler var. Ama ben ciddi anlamda böyle şeyleri pek sevemedim bir türlü. İnsan bence sevmediği şey sürekli yapamaz mecburiyetten. Mutsuz olur. O yüzden ben yapmıyorum. Ama siz yapabilirsiniz. Bu videomun da inşallah size bir katkısı olur. Evet, yine makinemizde. İçinde süt olmadığı için sadece meyve olduğu zaman pek fazla ezmiyor. Bıçağı çünkü üst kısımda. O yüzden içinde meyvenin dönmesi lazım. Sadece muz koyduğumuz için de meyveler dönmüyor. Doğal olarak birkaç kere aşağı yukarı yapmamız lazım. Tamamdır. Yeterli, bu kadar. Evet. Muz zaten böyle hemen. Bak, kurağını yemiş. Şöyle koyduk. Balımızı koyuyoruz. Ben dediğim gibi bunları yemek kaşığı olarak koymuyorum. Çünkü bunları örnek olarak hazırlıyorum size göstermek için. O yüzden çok fazla 2 yemek kaşığı dolu dolu koymama gerek yok. 2 çay kaşığı koyuyorum ben. Hepsinden fazla koyuyorum. Bu da yoğurt konulacak buna. Nihayet yoğurdu koyacağımız bir maske bulduk. Şöyle. Şundan da alalım. Bu arada tırnak bakımı için de limon ve zeytinyağı çok iyi geliyormuş. Bu çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Limonu şöyle parmaklarımızı içine sokuyoruz. Şöyle birkaç dakika o şekilde tırnaklarımıza masaj olarak uyguluyoruz. Sonrasında saf, temiz, güvenebileceğimiz bir zeytinyağı varsa eğer onu sürüyoruz tırnaklarımıza ve ciddi anlamda gerçekten etki ediyor. Yani ben inanmıyordum ama örneklerini gördüm. Bana örnek olarak gösterdiler birkaç tane yani güvendiğim, tanıdığım insanlar. O yüzden gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Böyle karıştıralım. Bu arada ben Azeriyim arkadaşlar. Bilmiyorum, birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. 7 senedir Türkiye'deyim. Daha önce de zaten Bakü'de doğmuşum. 7 yaşıma kadar Türkiye'de büyüdüm. Sonra tekrardan Bakü'ye gittik. Sonra tekrar ben eğitim için işte bir şeyler için Türkiye'ye geldim. 7 sene önce yani. Ve 7 senedir de buradayım. Türk vatandaşıyım. Çok şükür ki. Bu şu an büyük bir avantaj benim için gerçekten. Çünkü diğer türlü Türk vatandaşı olmayan arkadaşlarım var. Onlar çok zorlanıyorlar. Bir sürü uğraş, evrak falan filan işleri. Benim de en sevmediğim evrak işleri. Bu şekilde. Ay, bu biraz daha şey, vıcık vıcık. Diğerine bakılırsa bu daha vıcık vıcık. Şöyle uyguluyoruz. Bir yandan da sohbetimize devam edelim. Evet, oyunculuk okudum. Bakü'de okudum. Bir akademi bitirdim.
Oradan sonra da geldim buraya. Burada da kas direktörü olarak işe başladım. Sonrasında setlerde işe girmeye başladım. Yani buradaki gidişatı çözmek için, burada setler nasıl oluyor, çekimler nasıl yapılıyor, bu olayları nasıl çözebilirim dedim. Çalışarak çözebilirim dedim. İşin içinde olarak. Gittim, kostüm asistanlığı yaptım. Tabii o zamanlar TRT1'de son çıkış dizisini çekiyorlardı. Ne günlerdi be. Ondan sonra Central Alışık Kültür Merkezi'nden eğitim aldım, Kerem Alışık'ta. Çok severim kendilerini, canım hocam. Mükemmel bir insan gerçekten. Birçok insanlar atıyor tutuyor ama bence kişiye göre davranıyorlardır insanlar ya. Bizimle bir sıkıntımız olmadı yani. Devamsızlığından dolayı beni dersine almıyordu. Dilekçe yazdım, tabii peşinden koştum. Yalvar yakar diyerek, kendimi kanıtlayarak dersine girmiş oldum. Devamsızlığım da bir sinema filmi çekimindeydik. Burada bir rolüm oldu. Şehir dışında olduğu için derslerime gelemiyordum. Bu yüzden devamsızlığım vardı. Onun da en sevmediği şey buydu. Ama ben mazeretimi bildirdim. Yine kabul etmedi beni, derslerini almıyordu. Ben de ne yaptım? Peşinden ayrılmadım. Bütün gün koridorlarda fıtı 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 Kerem Hoca gidiyor, ben peşinden gidiyorum. Yani Kerem Alışık, Sadri Alışık'ın bize bir emaneti bence. Allah rahmet eylesin Sadri Alışık'a da. Bunları şu an niye anlatıyorum bilmiyorum. Ama öyle aklıma geldi, hiç hakkımda hiçbir şey konuşmamıştık. Bir tane abim var, Cın abi. Biz birbirimize aşığız zaten. Bizim abi kardeş ilişkimiz değil de daha çok böyle arkadaş, kanka, gerekirse abi kardeş, gerekirse sevgili gibiyiz. Ya yani her şeyiz yani birbirimize. Ve ben gerçekten çok şanslıyım. Böyle bir ailem olduğu için, öyle bir annem olduğu için, öyle bir abim olduğu için çok şanslıyım. Hayatımda birçok boşluğu ciddi anlamda doldurdular. Bana yetiyorlar yani, sağ olsunlar. Sürdük. Şimdi geleceğim, bana yakınlığa bak. Ne eziyetler çekiyorum şu an. Ne meşakkatli yollardan geçiyorum şu an, görüyorsunuz. Evet. Ay. Hatırlıyorum, annem biz küçükken hep suratına yoğurt sürerdi. Mutfakta iş yapıyor, bir dönüyordu suratında yoğurt. Kasede yoğurt kalıyor, alıyordu hemen böyle sürüyordu suratına. Kuruyordu suratında, sonra gidiyordu yıkıyor. Anne ne yapıyorsun diyordum. Anlamıyordum küçükken o zamanlar. Anlatıyordu da kafamız basmıyordu. Geri zekalıyız çünkü biz. Sonradan artık bu şeyleri araştırmaya başladığım zaman öğrendim ki yoğurt çok faydalıymış. Sadece saf yoğurt yağı alıp yüzünüze sürüyorsunuz. Kuruyor. Kuruduğu zaman zaten yüzünüzde yok olmaya başlıyor. O zaman da gidip yıkıyorsunuz. Gerçekten çok faydalı, çok etkili. Özellikle kuru ciltler için. Bak bunu ben kendim biliyordum. Böyle bir şey oldum işte ben. Göz makyajım ve rujum var sadece şu an. Gitti her şeyim. Bu kadar masraf yap. Makyaj malzemesi al. Sür suratına. 2 dakika sonra şurada maske yap. Hepsi piçe olsun gitsin. Neyse, siz zaten abone olup beğeni atarak videolarımı da izleyerek bana destek olacağınız için ben bunları yapmaktan hiç gocunmuyorum. Sizin canınız sağ olsun. Bugün gerçekten çok motive oldum şu videoyu çekerken. Böyle düzü düzüne bir video olacak biraz. Biraz daha samimi, biraz daha sıcak sıcak bir video olacak aslında. Benim için hoş bir durum yani. Ben şu an halimden memnunum ama diğer videolarıma bakılırsa bu biraz daha bir altı olacak onların. Ama ummadık taş baş yararmış. Şu kadın gibi oldu, sürekli atasözü söylüyorum, çok saçma ya. Kendime de bakıyorum. Yarabbi, nerelere düştüm ben. Evet. Siz de gülün. Videoyu izleyince güleceksiniz biliyorum. Diğerlerine bakılırsa bu video biraz daha düşük kalite olacak ama biraz daha amatörce olacak ama eminim ki bunu daha çok beğeneceksiniz. Gerçekten. Çünkü siz samimiyeti seviyorsunuz. Gerçi ben her videomda samimiyim, olduğum gibiyim. Ama bu video daha bir samimi, daha bir içli dışlı böyle yakınlı.
olduk hani. Mesela Hamit abi olsaydı oradan kalkıp da buraya geldiğim sahneyi kesecekti. Ama bak ben kesmiyorum. Evet, yüzümüzü yıkayalım tekrardan geri dönelim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu likelamayı unutmayın. Rica ediyorum sizden. Çünkü benim için gerçekten çok önemli. Manevi anlamda çok büyük değeri var benim için. Bu giriştiğim, bir şeyler yapmaya çalıştığım bu şey neyse artık benim için önemli. Beni severseniz, seviyorsanız, Allah rızası için, Allah hatırı için hadi bu garibana bir şeyler yapalım diyorsanız kendimi nasıl acındırıyorum. Oo, şu an kendimi utandım. Neyse, içinizden geliyorsa beğenirsiniz, yorum atarsınız, likelarsınız, abone olursunuz, bir şeyler yaparsınız artık. Bu arada ben maske, makyaj, bu tür videolara kendim çekmeye karşıydım. Ama bugünkü videom da bence güzel oldu. Keyif aldım ben. İnşallah siz de keyif almışsınızdır. Eğer bu tür videolar istiyorsanız, makyaj videoları veya maske videoları, öneriler, bu şekilde videolar istiyorsanız yorumlarda bildirin lütfen. Bildirirseniz eğer ben de kendime daha fazla bir şeyler katıp, daha fazla araştırmalar yapıp, daha fazla bunları kendi üzerimde deneyip sonra da size önerebileceğim şeyler araştırayım, bulayım. Bugün boş konuştuysam affola. Çünkü gerçekten çok garip duygu değişiklikleri içerisindeyim. Neyse, kahvemi yaptım. Ben de bir kahve içeyim, bir dinleneyim. Cindy ile oyalanırım. Sonra ne yapayım? TikTok'a saldırırım biraz. Bir iki tane video çekerim, taslaklarda tutarım. Sonra paylaşırım tekrar. Sonra da Netflix'i açarım, gömdürürüm şuraya. Bir de battaniyem var benim. İçeriye mi koydum, ne yaptım? Onu alırım. Günüm bugünümüzde böyle gitti işte. Gerçekten çok teşekkür ediyorum şimdiden izleyeceğiniz için, abone olacağınız için, beğeni atacağınız için. Şimdi videoyu kapatmak için tekrardan buraya kadar geliyorum. Prodüksiyonun zayıflığı, prodüksiyonun kapasitesizliği bu. Kusura bakmayın. Ay, gerçekten sinirim bozuldu. Neyse, evde olurum, gülersiniz artık, ne yapalım. Cindy kızım gel. Gel. Gelmiyor ki onunla kapanış yapalım ama bak şurada görünüyor. Annesi yesin seni. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Lütfen sokağa çıkmayın. Ciddi anlamda çok zor, biliyorum. Evine ekmek getiremeyenler var. Zor durumda olanlar var. Ama sağlığınızdan daha önemli değil. Eskiden ekmeği evde yapıyorduk mesela. Şimdi yapabiliriz. Makarnayı 3 gün yiyebiliriz. Ama sağlığımız gitti mi geri gelmiyor. Ve sonradan çok büyük pişmanlıklar kalıyor elimizde. Sadece kendinizi değil, çevrenizdeki sevdikleriniz, insanları da düşünün. Lütfen evde kalın. Umarım, inşallah sadece bizim ülke, bizim millet veya Türkler değil, dünyanın her neresinde varsa her yerden bir an önce bu illet temizlenir ve herkes kurtulur. Huzurlu yaşantısına, mücadelesine tekrardan devam eder. Bunları diliyorum. Sizi seviyorum. Önümüzdeki haftaya kadar inşallah biter bu sokağa çıkma yasağı veya işte bu olaylar falan. Daha güzel videolarla tekrardan karşınıza çıkarım. Ama bu yasak olduğu sürece ben yine bu şekilde evde saçma sapan bir şeyler çekerek paylaşacağım. Maksat kanalım boş kalmasın. 2 haftadır boş kalmıştı. Çok üzülüyordum gerçekten. Ama bugün net olarak karar verdim. Çok git geldi kaldım. Acaba saçma mı olur? İnsanları sıkar mı? Rahatsız olurlar mı? Yapmasam mı falan diye. Ama ben her zaman istediğim şeylere önem veririm. Gerçekten istedim bugün bu videoyu çekmeyi ve yaptım. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Bye bye.